Arkadaşlar selamlar. Şimdi dün kümesimizin tavanını kaplıyorduk. Yarım kaldı. Çünkü daha önemli bir işimiz var. O da bu ağılın ön tarafını kapatmak. Çünkü yağmurlar başlıyor bugünden sonra. Gebe koyunumuzu da göstereyim. Gebe koyunumuz da burada. Dolayısıyla buradan soğuk alıyor. Bugün yarın doğum yaptığında yavrular üşümesin diye burayı acilen kapatacağım şimdi bugün. Bir de şu otluğun kapısını kapatacağım. Buraya da branda aldık. Şurayı da kapatacağım. Buraya da bir kapı yapıp tavukların buraya girmesini önleyeceğim. Çünkü otları çok eşelediler, dağıtıyorlar otları. Bu ön cepheyi komple kapatacağım arkadaşlar. Şu ön cephe komple kapanacak. Şu brandayı aldım. Ön cephe için. Şu yanındaki küçük olan da yan taraf için olacak. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım işe. Çünkü bu iş uzun sürecek. Bitiremezsek yarın yağmur var. Yağmur görünüyor daha doğrusu. Yağmur yağacak mı yağmayacak mı bilmiyorum ama yağmur görünüyor. Yağmur yağmadan burayı kapatmamız lazım. Hamile koyunumuz doğum yaparsa yavruları burada üşümesin. Burayı kapatırsak büyük oranda engellemiş olacağız aslında. Belki şu kapının araya da bir branda yapabilirim ama koyunlar, koçlar orayı yırtar mı bilmiyorum. Neyse biz önce şu ön tarafı bir kapatalım. Daha sonra bakalım bize neler gösterecek durumlar. Durumlara göre artık hareket edeceğiz. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, güzel olacağı benziyor. Şimdi bunu boydan boya komple kapatacağız. İçerisinin yağmur ve soğuk almasını engelleyeceğiz. Aynı zamanda rüzgara da büyük ölçüde katkısı olacak. Güzel olacak diye düşünüyorum. Yine yukarıdan aşağı inen metallere, demirlere, kirişlere tahtalar koyup aralardan da zımbalayacağım. Yalnız biraz branda ince gibi ama neyse, bu sene böyle idare edelim bunu. Belki önümüzdeki sene daha güzel bir ağıl yaparız ya da dış kaplamasını, izolasyonunu daha iyi bir hale getiririz ama şimdilik bununla idare etmek durumundayız. Bu da büyük ölçüde işimizi görecektir. Thank you.
Evet arkadaşlar, brandamızı boydan boya geldik ama henüz bitmedi. Şimdi şu yanları ve ortaları, şuraları, şu ortayı ve yukarıdan aşağı inen dikmeleri tahtalar koyup oraları da zımbalayacağım. Daha sonra üzerlerine kümeste yaptığımız gibi çıtalar koyacağım. Çıtaları da vidalayacağım alttaki tahtalara. Şöyle göstereyim. Buranın yüksekliği arkadaşlar 3 metre. Uzunluğu ise 8 metre. Şöyle bir de içeriden göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi oraları tabii daha da sağlam yapacağım. Bu arada hava inanılmaz sıcak. Üzerimde ince de olsa bir kazak vardı, uzun kollu. Fakat değiştirmek durumunda kaldım çünkü aşırı terledim. Hadi bakalım devam edelim. Şu yanları da halledelim. Bir de ortaları da halledelim. Burayı bir an önce bitirelim. Bu arada güllerimizi de göstereyim size. Bakın şurada güllerimiz var. Burada da güllerimiz var. Şurada bunlar da açacaklar. Çok güzel olacaklar. Burada da pembe güllerimiz var. Harika görünmüyorlar mı sizce de ya? Evet, devam edelim arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar. Bakın nasıl da gergin oldu. Şurayı da zımbaladım şu köşedeki tahtaya. Şimdi buraya da aynısından yapacağım. Ve diğer taraflara da aynısından yapacağım. Burayı komple kapatacağız güzelce arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Orta kısmı da yaptık. Sadece şu baş taraf kaldı. Şimdi burayı da yapacağım. Buraya da bir tahta çakacağım. Burası da kapandıktan sonra işimiz bitecek ama çıtaların çakılması var. Çıtaları da çakacağız. Tamamıyla o zaman bitmiş sayılacak aslında. Devam ediyorum ben. Brandamızı gerdik tamamen. Şöyle göstereyim size. Tamamen gerdik. Şimdi bunların üzerine zımbaladığımız yerlere çıta koyacağız. Rüzgardan uçup gitmesin diye. Şöyle bir de içeriden göstereyim. Çok güzel oldu bence. Bakın şöyle. Burası tamamen kapandı. Koyunumuz da burada. Biliyorsunuz bunu bir süredir ayrı tutuyorum. Yemini, suyunu, samanını, otunu hepsini ayrı ayrı veriyorum. Gruptan ayırmış durumdayım. Bu taraf kapalı, bu tarafı da kapalı. Arka taraf kapalı. Sadece bu cephe açık. Bu cephenin de yarısını kapatacağım şimdi. Burası mümkün olduğu kadar sıcak olmalı. Yavrular olduğunda annesi onları soğuktan koruyabilsin. Şimdi diğer tarafın branda işini bitirdik. Bu tarafı yapacağız. Şimdi şurayı, bakın şu tahtaları koyduğum yerleri, burayı da şimdi şu küçük branda ile kapatacağım. Burayı da bunun için aldık. Şimdi burayı da kapatacağım. Daha sonra buraya bir kapı yapacağız arkadaşlar. Kapı yapacağız ki tavukların oraya girmesini önlememiz gerekiyor. Tavukları oraya almayacağız artık. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, burayı da hallettik.
Yani sadece açık şurası kalmış oldu. Burayı da kapatacağım. Şuranın da üstünü kapatacağım. Şurada bir kapının üstünü komple kapatacağım. Altı kapı olacak. Buranın da üstünü kapatıp şurayı da kapatıp şöyle görün. Burayı da kapatacağım. Sadece kapının olduğu yer ve kapıdan şu taraf. Şuraya kadar açık kalacak. O kadar başka bir yer açık kalmayacak arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi ben çalışmaya devam edeceğim. Şu zımbaladığım yerlerin üzerine şöyle çıtalardan koyacağım. Şöyle çıtalardan koyacağım ve bunları buraya vidalayacağım. Şuraya yaptığımız gibi bakın. Şurada var görüyorsunuz. Bunun gibi yapacağım. Üste de var. Onun gibi yapacağım. Hem buraya hem şu ön tarafa yapacağım. Ve rüzgarda bu brandanın daha sağlam durmasını sağlayacağım. Bu arada koyunlarımızın da keyifleri yerinde. Güllü, güllü. Şu güllü. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basın. Ve burada neler yapılabilir? Ben burayı daha nasıl güzelleştiririm? Fikirleriniz varsa fikirlerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Belki de benim aklıma gelmeyen bir şeyler sizlerin aklına geliyordur. Daha güzel şeyler yapmak için sizlerin de görüşlerine ihtiyacım var açıkçası. Ayrıca doğal ürünlerimiz var. Limonumuz, balımız, zeytinyağımız, kendi yaptığımız nar ekşimiz var. Bunlardan da tedarik etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz ve siparişlerinizi verebilirsiniz. Hemen şuraya da yazayım. shopier.com Zeyno'nun çiftliği arkadaşlar. Sipariş adresimiz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.